günler sevgili izleyenler. Ecoline programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda Bursa'nın milletvekili aday adaylarından biri olan Sayın Emrullah Güler'i konuk ediyoruz. Kendisini tanıyacağız. Bu zamana kadar neler yaptı? Neden milletvekili olmak istiyor? Siyasi yaşantısına nasıl başladı? Projeleri neler? Bunları soracağız. Sayın Güler, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öncelikle Line TV ailesine bu fırsatı bize tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Evet. Hoş bulduk diyerek sözü size bırakıyorum. Teşekkür evet, ederim. Evet, Emrullah Bey, şimdi milletvekili aday adayları başvurularını tamamladı. Evet. Bursa'mıza da ciddi bir teveccüh karşılandı. Ama öncelikle biz Emrullah Güler kimdir? Sizleri kısaca bir tanıyalım. Evet, çok teşekkür ederim. Emrullah Güler 1981 Muş doğumlu. Ben Muş İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Muş İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra tabii 28 Şubat mağdurlarındanımdır. Kastay mağduriyeti bilirsiniz. Evet, 99 mezunusunuz. 99 yılı mezunuyum. Evet. Olaylar. Tabii hukuk fakültesini çok okumayı istememe rağmen maalesef bu 28 Şubat sürecinden dolayı okuyamadım. Fakat Yüce Rabbime şükürler olsun ki sağlık alanında yüksek lisans yapma fırsatı buldum. Ve bu fırsat bana ülkeme, vatandaşlarımıza sağlık alanında hizmet etme olarak geri döndü. Sonrasında tabii ben Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde mali hizmetler uzmanlığı ve aynı zamanda özel kalem müdürlüğü görevlerinde bulundum. Evet. Bu görevler de yine sağlık alanında öncelikle Bursa'mıza ve ülkemize güzel nitelikli hizmetler sunmamda çok yardımcı oldu. Evet. Ve yine ben bu süreçten sonra 8 yıllık bürokrasi tecrübemden sonra da AK Parti milletvekili aday adaylığı için istifa edip memuriyetimden istifa ettikten sonra dosyamı hazırlayıp AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunda bulundum. Evet. Yani hukuk fakültesini istiyordunuz ama 99'da 28 Şubat sürecinde katsayı probleminden dolayı oraya katılamadınız. Ancak sağlık alanında lisansınızı, yüksek lisansınızı yapma imkanı evet. buldunuz ve başka bir mecra, sağlık alanında bir hizmet etme evet. fırsatını yakalamış oldunuz. Evet, elhamdülillah. Yani aslında 28 Şubat sürecini ben çok katı yaşadım dedim. O benim için gerçekten acı bir tecrübedir. Ama tabii bütün İmam Hatip mezunları ve meslek lisesi mezunları için de bir mağduriyetti. Evet. Ben bu mağduriyeti giderdiği için de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK kadrolarının hepsine emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Aynı zamanda ben şunu da söyleyeyim, evliyim. Ellerinizden öper, tüm büyüklerinizin ellerinden öper bir kız çocuğu babasıyım. Allah bağışlasın. Amin. Cümlesin. Şimdi siyasi hayatınıza geçmek istiyorum ama öncesinde vekilliğine aday olduğunuz millet adına bugüne kadar sosyal sorumluluk anlamında ne gibi hizmetlerde bulundunuz? Ne gibi sivil toplum anlamında etkinlikleriniz var? Sonuçta bu halkın vekilliğine adaysınız. Bugüne evet. kadar neler yaptınız? Evet. Hangi sosyal sorumluluk projelerinde yer aldınız? Teşekkür ederim Kadir Bey. Güzel soru gerçekten. Ben öncelikle sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemsiyorum. Önemsediğim için de şu an halen aktif olarak 6 adet sivil toplum kuruluşunda üye olarak bulunmaktayım. Bunları sırasıyla sayacak olursam Sivil Yaşam Derneği, tertemiz genç üniversite arkadaşlarımızdan oluşmuş bir dernek. Üyesiyim ve hizmetlerinde bulunmaya gayret gösteriyorum. Evet. Aynı zamanda Sayın Sümeyye Hanım'ın da desteklemiş olduğunu bildiğimiz Umut ve Gönül Elçileri Derneği üyesiyim. Onların da projelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Yine aynı zamanda Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği üyesi, Bursa Sağlık Sen üyesiyim. Bursa Muşlular Derneği'nde genel sekreter olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Muş Eğitim Vakfı öğrencilere burs verdiğimiz Muş Eğitim Vakfı'nda da denetim kurulu başkanlığı görevim sürmekte. Ben aslında sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiği kanaatimi her yerde, her ortamda dile getirmiş birisiyimdir. Çünkü toplumun nabzını özellikle ben Muş'ta olmam hasebiyle Bursa'da ciddi Muş nüfusu vardı, onu belirtmek isterim. Dışarıdan sürekli göç alan bir Bursa ve bu göçler neticesinde tabii bazı tüzel kişiliklerin destek olması gerekecektir. Çünkü evet. geldiğiniz yeni bir kültür, farklı bir kültürle tanışıyorsunuz, farklı bir ortamla büyük bir şehre gelmişsiniz. Burada bir tüzel kişilik kesinlikle yönlendirme yapmalı. Sivil toplum kuruluşları öğrenciler için burslar gene hakeza bahsettiğim gibi bunlara ihtiyacımız var. Ben özellikle
vakıflar olsun, dernekler olsun, diğer sivil toplum kuruluşları olsun. Bu hayır hasenat işleri olduğu için de ben özellikle insanlarımızın, vatandaşlarımızın duasını almak adına bu işleri yapıyorum. İnşallah ömrüm yettiğince de devam etmeye çalışacağım. Evet, ben şimdi siyasi sorulara geçmek istiyorum. Siyasete ne zaman başladınız? Özellikle az önce 28 Şubat sürecini sert yaşadım dediniz. Bunun bir etkisi oldu mu bu siyasete başlama sürecinizde? Siyasete başlama sürecinizi anlatmanızı istiyorum. Tabii şimdi Kadir Bey şöyle bir şey var. Ben aslında siyasete ilgimiz lise döneminde vardı. Lise döneminde daha öğrenciyken, İmam Hatip Lisesi'nde okurken siyasete bir ilgimiz vardı. Çünkü siyasetle ilgilenen etrafımızda abilerimiz, ablalarımız vardı. Ve nitekim acı tecrübe dediğim o 28 Şubat sürecini sert olarak yaşamış bir Türkiye vatandaşı olarak, genci olarak da bu darbe süreci karşısında duran bir milli görüş vardı. Milli görüşün başında da rahmetli Necmettin Erbakan hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Amin inşallah. Burada bu mücadele, bu demokrasi mücadelesi, bu hukuksal sürecin karşısında duran rahmetli Erbakan hocamızın yanında yer almam gerektiği hissiyatıyla ben milli görüş çerçevesinde bulunmam gerektiğini düşündüm. Ve sonrasında tabii milli görüş farklı bir algıydı. Yani o zaman da bilirsiniz muhalif düşünceler ya da şer odakları diyeyim. Sürekli bir irtica oldu, işte şeriat geliyor, bir şeyler falan. Ben İmam Hatip Lisesi'nde başörtülü kız kardeşimizin başörtüsünü çıkarmaya çalışan hocalarımızı bilirim. Onun için eylem yaptık. Biz başörtüsü için eylem yaptığımız süreçte coplandık. Yani Robocop polisler vardı bilirsiniz. Evet. Coplandık yani. Çok acı tecrübelerimiz var. Cenab-ı Mevlam bir daha yaşatmasın inşallah Türkiye'mize diyorum. Tabii evet. Siyasete lise döneminden sonra ilgimiz artmaya başladı. AK Parti'ye bir geçiş sürecim oldu. Evet, o AK Parti'de milli görüşte siyasete girdik dediniz ve siyasetin önemli olduğunu lise çağlarında biz öyle düşündük dediniz ve siyasete milli görüşe girdiniz. Ama daha sonrasında AK Parti kuruldu. Ama Milli Görüş Partisi de yine Saadet Partisi devam ediyordu. Nasıl AK Parti'de siyaset yapmaya karar verdiniz? Yani niçin AK Parti'ye geçtiniz? Niçin evet. Milli Görüş'e devam etmediniz? Gerçekten zor bir soru sordunuz. Öncelikle teşekkür ederim. Ama Kadir Bey şöyle bir şey vardı. Şimdi iyi insanların siyaseti önemsemediği yerlerde gerçekten siyaseti iyi insanları önemsemeyen kötüler yönetiyor. Biz bu algıyı biliyoruz. Evet. Bu algı bizi hep iyiye yönlendirdi. Halkı bile, hakkı bilen, halka hizmet eden anlayışların yanında yer almamızı sağladı. Burada aslında benim AK Parti'nin ilk kuruluşunda, ilk kuruluş sürecinde, ilk kurucularından olmam aslında hakkaniyet, demokrasi, hukuksal süreç, onun yanında halka hizmet anlayışı, hepsini bünyesine barındıran bir Recep Tayyip Erdoğan gerçeğidir. Evet. Beni AK Parti'ye iten en büyük ve tek sebep o zaman için Recep Tayyip Erdoğan gerçeğiydi. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin çizmiş olduğu yol, kadrolarındaki şeffaflık, berraklık beni AK Parti kadrolarında yer almam noktasına daha da kamçıladı. Tabii bir genç olarak henüz 20'li yaşlardasınız. AK Parti'de derin bir kadro yok, kadrolaşma yok. Milli Görüş'ten kopan arkadaşlar veya farklı konsepte değerlendirilmiş siyasetçilerimizin oluşmuş olduğu, siyasetçilerimizden oluşan bir parti, AK Parti. Ama ne oluyor? Bu süreçte tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki başarısı, ta çekirdekten tabandan gelen başarısı, şer odaktan sürekli Recep Tayyip Erdoğan üzerine hesaplar yapmaya itti. Ve bu da halkımızın yıllarca özellikle Sayın Adnan Menderes döneminden gelme, Demokrat Parti döneminden gelme baskınlık, o ezilmişlik duygusunu AK Parti'de biz zirve yaptığını gördük. Evet. Ve bunlar, tüm bunları saydığımda AK Parti'de açıkçası siyasi duruşum şudur. Ben hep özetlemişimdir, yine özetliyorum. Siyasi duruşumuz şudur. Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu hocamız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sevdamız,
Adalet ve Kalkınma Partisi ise davamızdır. İşin özeti bu. AK Parti'de yer almamın açıkça sebebi budur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben teşekkür ederim. Milletvekili adayı olmaya kadar geldi bu siyasi yaşam süreciniz ve yaklaşık 2001'den itibaren AK Parti kurucuları arasında yer aldım dediniz. 2001'den itibaren de AK Parti'de siyaset yapmaya devam ettiniz ve en sonunda milletvekili adaylığı için başvurunuzu yaptınız. Evet. Adaylık süreciniz nasıl oldu? Adaylık sürecine nasıl karar verdiniz? Niçin karar verdiniz? Evet. Şimdi açıkçası bir acı tecrübemi de paylaşmak isterim ama. Buyurun. Ben vatani görevimi Pınarhisar'da yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın hapis yattığı yerde yaptım. Ben o hapishane duvarlarına baktıkça oradaki demokrasi mücadelesini, oradaki o anları yaşayış sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği kitaplarda bulunan bir şiiri okuduğu için yargılanmış, hapse atılmış bir liderin o hapishanede yatmış oluşu, o duvarlarda benim onu okuyuşum benim için farklı bir olgu oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayatına dönüm noktasıydı. Şiir evet. Okuduğu için yattı hapishanede askerlik evet. Yaptınız. Ve bu şiiri Milli Eğitim Bakanlığı tavsiye etmiş. Evet. Bakın burada algı farklıydı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü şimdi kesmezsek bir daha kesemeyeceğiz algısı. Yani biz ne yaptık tabii? Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında halk vardı. Hak vardı, dualar vardı. Recep Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz dediler. Ancak şu an Cumhurbaşkanı. İşte biz böyle bir liderin arkasından gittik. Çünkü biliyorduk ki Recep Tayyip Erdoğan mazlumların davasını gidiyordu. O dava uğruna bizim de hizmet etmemiz gerektiği kanaati vardı bizlerde. Tabii siyaset, AK Parti'ye nasıl girdiniz? Milletvekili adaylığı süreciniz nasıl başladı sorusu. Kilit bir soru. Şöyle cevap vermek istiyorum. Türkiye gerçekten zor bir ülke. Türkiye'de siyaset yapmak, parlamentoda siyaset yapmak ateşten bir gömlek. Evet. Niye diyeceksiniz? Türkiye'de bir haftada olan gündem, inanın Avrupa ülkelerinin birçoğunda bir yılda belki de olmuyordur. Tabii bu siyasetçilerin işini zorlaştırdığı gibi basın mensuplarının da işini zorlaştırıyor. Tabii bizde kesinlikle. Sürekli koşturma, sürekli gündem. Evet. Yani bu gündemler dahilinde tabii bizde medya sektörü özellikle çok koşturuyor, doğru söylüyorsunuz. Evet. Ama parlamentodaki bu süreç, anayasal süreç ya da sürekli bürokrasi, siyaset, medya üçlüsünün sürekli aktif olması ve bu işlerin yürütülebilmesi, bu yoğun gündeme koşacak kadroların dinamik olması gerçeği kaçınılmazdır. Evet. Yani bu kadar yoğun bir gündeme ancak dinamik kadrolar yürütebilir. Evet. Biz bu düşünceyle ilk olarak bunu belirtmek istedim. Ben burada üç temel olgu üzerine milletvekili adaylığı sürecimi anlatmak istiyorum. İlki Türkiye'deki yoğun gündemi dinamik anlamda peşinden koşturabilecek elemanların yürütmesi evet. gerektiği kanaatim. Tabii ikinci olarak şu anda gündemde yeni anayasa çalışmaları var biliyorsunuz. Hani evet. yoğun ilgi gerektiren ve burada bir sloganımız var zaten parti olarak. Diyoruz ki ver 400 vekili al yeni anayasayı. Evet. Yani burada vekil sayısının da biraz fazla olması gerekir ama aynı zamanda anayasa çalışmaları için yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın da mecliste iş yapacak, iş yürütecek vekillerin olması gerekliliğini vurguladığını biliyoruz. Evet. Yine bunun için de dinamik kadrolar diyorum. Evet. Ve üçüncü olarak ise çözüm süreci ile ilgili istikrarlı ve kararlı vekillerin olması gerekir. Çözüm süreciyle ilgili. Evet. Aynı zamanda paralelle mücadelede çelik gibi, zırh gibi dimdik durabilecek vekillere ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bizler evet. yine bunlara talibiz. Bunları gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Son olarak bu bağlamda bürokrasi tecrübemizi, şahsımızı, bu bağlamda partimize, davamıza olan bağlılığımızı değerlendiren değerli büyüklerimizin de teveccüh göstermesi, bizlere bu yolda moral vermeleri milletvekili adaylığı sürecine girmemizde ciddi bir etken olmuştur. Evet. Ve biz de inşallah bu istişareler neticesinde
düşündük. Ailemizde, yakınlarımızda, büyüklerimizde, iş yerlerinde bulunduktan sonra bu yola adım atmış bulunmaktayız. Memuriyet hayatımızdan istifa edip AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na dosyamızı teslim etmiş bulunuyoruz. Yani üç ana sebebi var diyorsunuz. Evet. Burada milletvekili adayı olarak ön plana çıkmak istemenizin bir tanesi dediniz. Yoğun bir gündem var. Evet. Türkiye'nin gündemi yoğun. Dolayısıyla meclisin de gündemi yoğun. Bu yoğunluğa yetişebilecek dinamik bir milletvekili olması gerekir. Evet. İkinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın işte yeni anayasayı bu seçim sürecinde yeniden gündeme alma istemesi, bu konuda da mecliste koşturacak, iş yapacak vekil görmek istediğini vurguladığını ifade ettiniz. Bu yüzden siz de bu konuda talip olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Evet. Son olarak da çözüm süreci ve paralelle mücadelede sert durabilecek, net durabilecek, kararlı olabilecek milletvekili olarak mecliste hizmet etmeye hazır olduğunuzu ifade ettiniz. Bu bağlamda da genel merkezdeki bir takım istişareleriniz neticesinde adaylık sürecinizi gerçekleştirdiğinizi beyan ediyorsunuz. Evet. Şimdi aday adayı oldunuz ve genel seçim havasına Türkiye yavaş yavaş giriyor. Evet. Yaklaşan bu genel seçimleri nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz AK Parti açısından? Şimdi AK Parti açısından, sadece AK Parti açısından yaklaşmak istemiyorum. Türkiye açısından bakıyorum perspektife. 7 Haziran seçimleri gerçekten kritik bir seçim. Yani 7 Haziran seçimlerinde müthiş anlamda bir demokrasi şöleninin yaşanması lazım. Evet. Bunu sağlamak için de AK kadroların AK Parti milletvekili sayısını çıkarıp, yükseltip, yani 400, en az 400 vekil, bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Bursa mitinginde de belirttiler. 400 vekili bulursa şayet AK kadrolar, burada Türkiye için yepyeni bir süreç başlayacaktır. Evet. Yeni anayasadan tutun, çözüm sürecine, çözüm sürecinden tutun başkanlık sistemine kadar. Bakın, Türkiye için gerçekten tarihinde dönüm noktalarından biri olacaktır. Evet. Bu şansı, bu fırsatı ben AK kadrolara tanımalarını özellikle rica ediyorum vatandaşlarımızdan. Evet. Bugüne kadar 14 Ağustos 2001'den bugüne AK Parti'yi eleştirenler, AK Parti'nin hiçbir şekilde olumsuz bir icraatını görmemelerine rağmen hep hasetlik davrandılar, hep kendi menfaatlerini, çıkarlarını düşündüler, hep dış mihrakların oyununa geldiler ama halkımız bunu gördü. AK Parti gerçekten AK hizmetler için AK gönüllülerden oluşmuş bir kadro. Ve bu seçimler gerçekten o kadar önemli ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, Sayın Başbakanımızın da belirttiği gibi, bunu her platformda da dile getirdikleri gibi artık dönüm noktasıdır, dönüm noktasıdır, dönüm noktasıdır diyoruz. Evet. Şimdi çözüm süreci, paralelle mücadele, Bursa ile alakalı projeleriniz, bugüne kadar yapılanlarla alakalı, bugüne kadar yaptığınız çalışmalar, bu konulara bir zoom yapmak istiyorum programımızın ikinci yarısında. Kısa bir ara verelim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Ekoline reklamlardan sonra devam edecek.